internetten soy ağacı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşlar için alt üst soy bilgilerinin kullanılması ile soy ağacı tasarlayabilecekleri soy ağacı oluşturma uygulamasını başlattı. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda soy ağacı oluşturabilecek. Oluşturmak için de Türkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve e-devlet e şifresi ile giriş yapmanız yeterli. Şimdi benim bir ağrılı arkadaşım vardı. Ha. Bu her duruşta işte bölgeyle ilgili bazı iddiaları olurdu. Şimdi Soy Ağacı'nın yayınlandı ya bu evet. şeyden de yayınlandı. 300 yıl öncesine varılmış. Yahu Ataullah Bey diyor, ben aslen diyor, bilmiyorum şu oradan gelen bir Türkmen ailenin çocuğuymuşum evet. diyor. Aile oradan gelmiş. E, ya biz diyor öyle kendimizi hep Kürt biliyorduk. Kürtler de bize dair, Türkler de bize dair. Evet. Hep milletimizin unsurları. Biz Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz değil mi efendim? Evet. Arnavutuz, Boşnaz, aynı zamanda Aleviyiz, Sünniyiz. Hepsi bize ait. Bir yanlışlık yok ama ben de dedemi gördüm. Dedem için e, tabi o dönemde şeyhlik, kadılık olabilir. Şeyh Cezu diye yazmışlar. Hmm. Benim dedemin dedesi daha doğrusu. Halbuki e, zat-ı muhteremin adı e, Cezail. Cezail demek güzel insan demek. E, ama orada işte gene nüfus müdürlüğü orada bir şeylik yapmış. Sonra araştırdım. Bu insana, bu zata çünkü hep birlik ve beraberlikten, kardeşlikten bahsettikleri için burada bir dönem Ermenilere de nasihat etmiş. Oğlum yapmayın, etmeyin. Bak siz bir şeyler yapıyorsunuz. Bu yörenin halkı da rahatsız oluyor. Kürt Kürt akrabalarımız da sizden rahatsız. Yani Rusların önüne takılmış geliyorsunuz terör eylemleriniz var diye kıcık olduğu için nüfus memuru yeni naklederken Cezayil diyeceğine Cezu demiş. <laughs> Şeyh Cezayil. Yani ben Şeyh değilim tabii ama o, o dönemde dedem Şeyh olabilir ya da e, şeydir kadıdır müftüdür bilemiyorum yani ben 300 sene önceden bahsediyorum mesela düşünebiliyor musunuz neredeyse 300 sene önceki tabii 200 yılı geçiyor Aha. yani evet. Öyle bir şey var. Herkes soyunu sopunu oradan e, görüyor, biliyor, biliyor evet. tabii. Dolayısıyla bir soy ağacı Bakalım. da ulaşabilirsiniz. Aynen. İnsanın köklerini bilmesi iyidir. Güzel, tabii ki Ama de. kökçülük yapmadan. Bak kökçülük bir iddia içerisinde bölücülük anlamında söylüyorum. Hı hı. Bu mezhepçilik anlamında söylüyorum. Çünkü hepimiz biriz, beraberiz. Hepimiz aynen öyle. Evet. Hiç gerek yok ya. Hz. Adem'in çocuklarıyız. Yani niye ayrımcılık, gayrımcılık olabiliyor? Kürt olsan ne olur, Türk olsan ne olur. Hepimiz bu milletin mensubuyuz. Aynen. Ee, onun için çok dikkat etmem lazım. İnsanız, her şeyden i̇nsanız öte insan, ya. insan olmak. Insanız. Evet yani. E, bizim Musevilerimiz de var. Dedelerimiz kurtarmış getirmişler. Önce Selanik'e ye yerleştirmişler. Sonra İstanbul'un her yerinde var Yahudilerimiz hakikaten katliamdan kurtarmış ecdadımız onları. Ermenilerimiz var. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde e, halkla görüşüyor. Hı hı. Her cemaatle, camiayla görüşüyor. Ermeniler morali bozuk geliyor. Ya ne oldu size diyor. Niye böyle süklüm büklüm? Efendim diyor. Vallahi diyor bu siz, sizden önce, siz burayı fethetmeden önce kral e, her neyse bizim kiliseleri kapattı. E olur mu diyor ya, herkes inancına göre yaşayacak. Siz Ermeni, Ermeni'siniz, Ermeni kiliseleri var mı, kaç tane var? Liste işte önüne koyuyorlar. Hepsini tez, hepsini yarın da itibaren açın ve orada e, aynilerinizi yapın. E, neyse papazlığınız din görevlileriniz, sizler de bu dini inançlarınızı yaşayın diyor Fatih Sultan Mehmet Han. E, düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir gelenekten geliyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz. Aynen Onu öyle, evet. kesinlikle.